Konya'dan, Ilgın'dan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Recep Cingöz'le Çiftçinin Güler Yüzü ekibi olarak özelleştirme kapsamında çok gürültü çıkaran şeker fabrikalarının son durumunu ekranlara getirmek için Ilgın Şeker Fabrikası'nın önüne geldik. Özelleştirme aşamasında özelleştirmenin bir felaket olacağını savunanlar da vardı. Özelleştirmenin iyi olacağını söyleyen de vardı. Şimdi Ilgın Şeker Fabrikası'nda arkamızda görmüş olduğunuz gibi yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar var. 4 günde bir alım yapıldığı, sıra geldiği söyleniyor. Çiftçilerimizi dinleyeceğiz, kamyoncuları dinleyeceğiz. Çiftçilerin şu son dönemde girdilerine gelen aşırı zamlardan dolayı zaten dertli. Bir de pancarını fabrikaya teslim edememenin endişesiyle ciddi sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Şimdi hem görüntüleri izleyeceğiz, bakalım ne kadar kuyruk var. Ondan sonra çiftçilerimizle, kamyoncularımızla konuşmaya başlayacağız. Sevgili seyirciler, işte görmüş olduğunuz gibi yüzlerce metre, belki kilometrelerce uzayan bir kuyruk var. Neyi bekliyorlar? Pancarı boşaltmak için bekliyorlar. Ama Konya'nın her bölgesinde olduğu gibi kamera gelince biz dertlerini dinlemek için buraya geldiğimizde maalesef çiftçiler ya çekiniyorlar ya konuşmak istemiyorlar. Arkamızda bir avuç insan var. Şimdi arkadaşlarla konuşacağım, sizi tanıyabilir miyiz? Sadık Karadeniz. Sadık abi, kalabalık niye gelmiyor? Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar galiba. Beni görür de keser diye. Onun için yanaşmıyorlar. Yanaşmak da istemiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Şeker fabrikası bundan 2 ay öncesi özelleşti dediler. Hala özelleşmedi. Yerinde sayıyor. Nasıl olduğu belli değil. Sırtımızda pancarla bekliyoruz. Alım gayet kısa. Normal bir şekilde bizi depo olarak kullanıyorlar. Bu şekilde de bütün harçlıklarımızı, kazanacağımızı yiyip bitiriyoruz burada. Sıkıntı ikinciye gelince küsbe böyle öyle. Küsbeyi de özelleştirmiş gibi 4 kişinin eline verdiler. Herkes sıkıntı çekiyor. Küsbeyi bakanımız açıkladı 60 liraya verin diye. Ama şu anda burada 170 lira küsbenin torbası, tonu. 170 lira. 170 lira burada küsbenin tonu. Paket küsbenin tonu. Kaça satıyorsun, kaça satıyorsun onu söyle. 170 liraya satıyoruz diyorum. Söylüyorum işte. Kaça satıyoruz?
Velhasıl yani bu şekilde olunca da Sayın Bakanımızın lafını da dinleyen olmadı. Zaten bir arada seyrettim. Vekili yani şeyimin bakanımın şey danışmanı ağzını yüzünü tıkayarak konuşturmadı. Demek ki ona göre bir bakan yani. Tayyip Erdoğan'ın seçtiği bakanların hepsi de kendinden korkan, kaldır elini, indir elini diye tabi tuttuğu kişileri seçiyor yani. Yanına alıyor. Böyle bir dişli, cesaretli bir insanı seçip almıyor. Alamıyor daha doğrusu yani. Öyle bir şey sisteme gelmiş yani. Türkiye'deki bütün karışıklıklar damadını götürdü. Vananın başına koydu. Keserse kesiyor. Açarsa açıyor vanayı. İşte öyle bir şekilde yürütüp gidiyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Bu aile başkanı gibi veya aile cumhurbaşkanı gibi bir hal oldu yani. Gördüğümüz tabirle. Evet. Ilgı Şeker Bakrası'nda durumu işte işler açıcı değil yani. Herkesin gördüğü gibi küspe bu para, pancar bu para, çeken öyle. Herkes acınıyor, herkes dertli yani. Sorsan çıkıyor, günlük günü şey diyor. Bizim diyor sıkıntımız yok diyor. Dolar almış gidiyor, altın almış gidiyor. Adam eğer dolar al, altınla borcu varsa zaten ayvaymış yani. Yapacak hiçbir şey yok. Kimse kurtaramaz onu. Tayyip de kurtaramaz. Hani papazı getirdim, papaza papaz vereceğim diyordu. Papaz gitti, daha papaz da gelmedi. Papazı da alamadı. Ne olmuş? Şeye saygımız varmış. Kanunlara, yasalara. Şimdi ya da ne diyordun ya bu fakir burada durduğu müddetçe ben bu papazı vermem diye. Neye verdin papazı? Papaz gitti. Hani yerine de papaz da gelmedi. Dolar da zirve oldu yani. İşte Türkiye'nin işler acısı bir hali var yani. Herkes bundan sonra oyunu kullanırken bu belediye seçimlerinde kendini denge alacak. Gayet güzel bir şekilde oy verecek. Bu adamı da taklattıracaklar. Başka yapacak hiçbir şey yok. Sıkıntımız büyük yani. Sıkıntımız haddinden fazla yani. Ona göre herkes başın içerisine baksın. Yapacak bir şey mi? Şimdi şeker fabrikası özelleştirilmeyle devlet arasında sıkıştı kaldı. Aynı arada. Devralmadı. Niye devralmamış? Herhalde tahminim devralmadığının sebepleri de büyük ihtimalle pazarlık usulü yapıp çünkü aşağı düşürecekler, çekecekler, pazarlık usulü damadına verecek, gidecek yani. Çünkü vananın başında yapacak bir şey yok yani. Kapatırsa kapatır, açarsa açar. Yapacak bir şey yok. Evet. Buyurun sizi de şöyle alalım. Sizin derdiniz yok mu? Konuşacak bir şeyiniz yok mu? Evet sevgili seyirciler görmüş olduğunuz gibi burada yüzlerce insan var. Şu anda bir kişi var yanımda. Toplum bu noktaya geldi. Kamera kapalıyken konuşanlar şu derdimiz var bu derdimiz var diyenler kamera açıldıktan sonra bir kişi kaldı. Bu da şu olayı getiriyor. Nazrettin Hoca Timur'un fillerini geri alması için bir heyete başkanlık yapıyor. Saraya gidecekler Timur'a diyecekler ki efendim bu filleri biz doyuramıyoruz. Bu filleri bizden alın. Kalabalık bir şekilde yola çıkıyorlar. Gidiyorlar. Timur'un huzuruna geldiğinde Nasrettin Hoca arkasına şöyle bir bakıyor. Arkasında kimse kalmamış. Diyor ki efendim bize iki tane fil az. Bize bir iki fil daha gönderin. Durum bu tablo bu. Biz Konya'dan, ben şahsım Ankara'dan geliyorum. Çiftçiler yoğun telefonlarıyla biz buraya geldik. Ilgın'a abi gel derdimizi anlatacağız diye geldik. Maalesef kimse yok. Çiftçi böyle sessiz olunca, derdini anlatmayınca, kamyoncu derdini anlatmayınca da yukarıdakiler her şeyi güllük gülistanlık olarak görüyorlar. Bizi suçlamak kolay, bize de hain diyorlar. Oluyor bitiyor. Devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, tabi burada kamyoncular daha çok dertli. Çiftçilerin yükünü de kamyoncular çekiyor. Çiftçilerin yaşadığı problemlerin de büyük bir bölümünü kamyoncu sırtında taşıyor. Yanımızda da bir kamyoncu abimiz var. Sizi bir tanıyalım. Muammer Coşkun Pınar, Konya'ya Yunak, Kuzuren kasabasından. Yunak'ta oturuyorum. Şu anda çiftçi pancarı taşıyoruz. Çiftçi pancarını tarladan taşıdığımız için şu anda kantar yok tarlada. Tonajımız da belirsiz olduğu için
Yani belli değil. Jandarma trafiği bizi çok sıkıyor. Onun için bize bir esneklik tanısınlar. Bir aylık bir sezonumuz var. Şu anda jandarma bizi çok sıktığından dolayı yolda gelemiyoruz. Tonajımızın ne olduğunu bildiğimizden dolayı. Ceza yemeyelim. Ceza yesek çok ağır tonaj var. Bunu bir senede ödeyemeyiz. Bizim bu şeyimiz, bu sıkıntımız bundan dolayı. Evet. Fazla bizi sıkmasın. Bir aylık bir sezon var. Bu sezonu bize bir de esnek davransınlar. Eğer vizemiz yoksa, sigortamız yoksa, çadırımız yoksa o cezaya biz razıyız. Ama tonaj dolayından dolayı bize bir esnek davransınlar. Biz bunu istiyoruz. Peki ne kadarlık bir... Aslında bu sıkıntı pancarın firesi çok oluyor burada. Çok, bize zaten fireyi bize yüklediler, toprağı bize yüklediler. 25 ton pancar atıyoruz, 5 tonu bize fazladan taşmıyor. Bizim ceza yediğimiz şey zaten 5 ton. O 5 tonu fireye götürüyor. Fire olmasa zaten biz 5 ton fazla atmayız. Bizim sıkıntımız bu. Kamyoncu çiftçinin toprağını, firesini üzerine aldığından dolayı bize 5 ton fazla yük atıyor. 5 ton da o bir cezaya şey oluyor, sebep oluyor. Peki neden fireyi üzerinize aldınız? Büyük çiftçiler, zenginler bu fazla cebinden para çıkmaması için kamyoncunun sırtına yüklediler fireyi. Yani adamlar önceden fireyi kendileri ödüyorlardı. Zorlarına gidiyor fire demek. Kamyoncu sırtına atılan yükün 5 tonunu topraktan, fireden zarar ediyor. Onun için 5 ton fazla atıyor, 5-6 ton. O da biz zarar ediyoruz, yani ceza yiyoruz. Peki bu ihaleyle mi alıyorsunuz siz nakliye işini? Herkes kendisi diyor. İhale. İhaleyle alınıyor. Fabrika ihale üzerinde alınıyor. İhale olduğu için düşük, rekabetçi fazla. Onun için düşük fiyat alınıyor. Düşük fiyat alınca da tonaj fazla atıyoruz para kazanmak için. Tonaj fazla atınca da ceza yemek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani bunu bir ay sezon içinde bize bir esnek davransınlar. Bu cezayı biraz hafiflesinler bize. Burada bir de kamyoncudan esas sıkıntınız, bir de belgelendirmede de sıkıntınız var. Yani sizden F-16 kullanır gibi bir sürü belge istiyorlar. Kamyoncu para kazanabiliyor mu? Para kazanmıyor. Devlete kazanıyoruz biz. Vergi olsun, vize olsun, sigorta olsun. Şu anda sigortalar aldı başına gitti. 3 milyar bir sigorta. Kasko 5 milyar. Yıllık kamyoncunun masrafı 15 milyar lira. Hiç çalışmata, konta kapatma. Kamyoncunun masrafı yıllık 15 milyar lira. Zaten 15 milyar liraya kazanacak da kamyoncu kâra geçecek. Bir lastikte 2,5 milyar olmuş. Yani bir masrafımız derseniz %200 olmuş kamyoncunun masrafı olarak. Yani biz burada şu anda para kazanacak bir durumumuz kalmadı. Ceza izlersek kamyoncu tedavülden kalktı. Mazot olmuş 6,500 lira. Yani her şey %100 değil, %200 olmuş. Sizin odanız ne yapıyor? Bir çalışma yapıyor mu? Bizim odamız bize hiç ilgilenmiyor. Kendi ceplerini düşünüyor. Ancak bizden şey alıyorlar, aidatlar parası alıyorlar, masraf alıyorlar. Bizden hiçbir şey, bizim yardımcı yok. Bizim kamyoncu olarak derdimizi hiç dinledikleri yok. Ondan dolayı bir sıkıntı içindeyiz. Bize biraz esnek davransınlar. Yani bir ay sezonumuz var. Zaten kantar pancarı başladığı zaman bize bir kilo daha fazla vermezler. Biz şeyim, yükümüzü standartlaşırız. Ama çiftçi tarladan yüklediği için tarada kantar yok, şey yok. İster istemez şu anda tonajımız belirsiz. Yani 3-5 ton fazla getiriyoruz. O 3-5 ton da getirmeyiz ama o fileden dolayı, topraktan dolayı bizden kesinti olduğu için her kamyonda 4-5 ton bize file giriyor. Onun şeyini çıkartmak için biz de 4-5 ton fazla atıyoruz. Evet. Başka konuşacak var mı? Sen gel abi, sen çok konuşuyordun şeyde. Konuşacak bir şey fayda etmeyecek, boş konuşma. Gel bir burada olur, boş konuş lan. Mazda olmuş 6,5 milyon, bunu derdimiz anlatabildik mi? Anlatabiliyoruz mu? Bugün 39,5 bin liraya biz pancar çekiyoruz. Mazda olmuş 6,5 milyon, bugün bir 4 bin gün yatıyorum ben. Bir yövmeyle, elemeyle işçi çalışsam bundan iyi abi. Yövmeci 50 milyona çalışsam bundan iyi. Benim yövmeyen 50 bin liraya geliyor abi. Ya 10 ekmek kuru soğan yiyorum abi. Çocuğumu, evimi geçindireyim diye ben. Sen Afganla değilsin kardeşim. Ben tutun çalışmaya. Abi Afganlar besliyoruz. Afganlar rahatı bizden iyi. Işte söylüyoruz. Afganlar ilim memleketinden gelmiş, bizden rahatı iyi. Ben kendi memleketimde, kendi ülkemde rahat rahat geçinemiyorum. Geçimi çocuğumu sağlayamıyorum. Çocuğumu okula gönderiyorum ama ne zor şartlarla gönderiyorum. Bir taban ekmeğe kadar, bir lastik olmuş 2,5 milyar. Hani millet hali perişan yani. Millet isyan da yani. Sigorta söylüyor. Yani sigorta, algı, vergi, millet yani üç kağıtçılığa başladı. Niye? Adam neyi nereden yapacağını şaşırdı yani. Borcunu ödeyemedi, bankadan kredi çekmiş ödeyemedi. Biz kendi memleketimizde kendimiz sahtekar durumdayız yani. Hani biz böyle olsun diye mi bu iktidara geldi? Bu adam böyle olsun diye mi çıktı yani? Bugünlere mi düşmek lazımdı yani? Böyle miydi bizim sorunumuz? Böyle mi çıktı yani? Girdiler çok bakalım abi. Bizim böyle mi savunacağız? Hırsızlığa teşvik ediyor insanı yani. İster istemez hırsızlığa teşvik ediyor. Hani insanın burasına kadar geliyor. Yani. Hani herkes içinde çok ama çoğu söylemek istemiyor yani.
Herkesin derdi çok ama derdini dile getirmiyor. Neden söylemek istemiyor? Neden söyle? Çekiniyor adam, ne bileyim, nedense çekiniyor yani. Kime söyleyecek abi? Ha, kime söyleyecek abi? Ben burada konuşuyorum. Biz burada bir ifade etmeyecek benim konuşmam. Ben burada konuştuğum zaman bu milletin yani bir faydası olacak mı? Hayır. Boş. Kimler konuştu? Kim, hangi büyükler konuştu da bir derdi derman oldu? Hani bizim gibi lan pasapısı. Konuşsak da olur. Bir gündeme gelen bir daha şey oldu mu abi? Fayda gördün mü abi? Sen kesinlikle yıllardır yayın yapıyorsun. Kamyoncunun derdine derman oldu mu bu konuşma? Boş. Şimdi ama adam söyleyeceğini söylüyor. Arkadaşlar, Türkiye'de demokrasi var. Siz toplumda öyle bir algı var ki sanki başımızda bir diktatör var. Diktatörden korkar noktasında. Bizim Cumhurbaşkanımız son derece demokrat bir insan. Ve böyle konuşmalarda vatandaşla uğraşacak hali yok. Yani Cumhurbaşkanı'na neden bu kadar çok diktatör bir insan görüntüsü veriyor toplum? Vallahi işte dedim ya, yapacağı yeri yapıyor. Köylüyü, çiftçi zamanında şöyle böyle kandırıyor. Yapacağı yerlere iyiliği yapıyor. Bizleri zaman geldi mi görmüyor. Millet şu anda isyanda. Görüyorsun şu gün 4 gündür ben burada yatırım. Ben bir araba boşaltacağım da 5 milyon para alacağım da ben evimi geçindireceğim. Kamyonun algısını, vergisini, sigortasını ödeyeceğim. Bu nasıl iş bu? Ya nasıl 4, kamyon geliyor burada 4 gün yatıyor. 5 gün, 5 gün yatıyor. Bana kalacak 39 bin liraya 5 milyon para alacak. 500 milyon. Bu arabanın algısını, vergisini ödeyeceğim. Kendi karnımı doyuracağım. Çocuğumu da doyuracağım yani. Ben sana benim çocuğum berduşta olacak. Hırsız da olacak. Ben milletin balına gözüm de dikeceğim. Yok. Ama peki, bugün Suriyeli Afganlısı amir memur gibi maaşı veriyor. Bakıyor, bizlere bakmıyor, sahip çıkmıyor. Biz böyle sahipsiz miyiz? Peki fabrika neden almıyor? Fabrika almıyor, keyfi. Fabrika satılacak diye bakım satılacak yapılmamış. Diye. Fabrikaya bakım yapılmamış, fabrika satılacak diye. Burada fabrika da satılmaz için fabrika şu anda enkaz halinde, çalışmıyor. Fabrika çok bakımsız durumda. Fabrikaya bakım yapmamışlar. Fabrikada bakım var yani. Şu anda işin hızlı olması lazımken şu anda fabrikada bakım var. Biz bekliyoruz keyfi. Vay makine arızalanıyor. Vay toprak şeyi arızalanıyor. Bekle babam. Kamyoncu değil mi? Kamyoncunun kaderi zaten bekle. Fabrika enkaz durumda. Çalışmıyor. Çünkü satılacak diye var ya, devlet bakmamış. Fabrikanın bütün şeyleri hurda durumda. Çalışmıyor. Kamyonlar şu karşı burada. Bir kere abi şöyle be. Doğru söylüyor arkadaş. Araç, bizim araçlar depo olarak benim kullanıyor. Benim konuşmam da kötü. Arabaları depo olarak mı kullanıyor? Arabalarımız şu an var depo olarak kullanıyor abi. 4 günde demek yani burada arabalar duracak. Orada fabrikanın içine almıyor arabalarımız. 4 gün yatıyoruz burada. Günlüğümüz bizim var 70 liraya, 80 liraya, 100 liraya geliyor abi. Zaten biz bir işe girsek o parayı zaten kazanırız. Ama yani arabamızın senelik 15 lira masrafı var. Yıllık. Vizesi, sigortası, bandrolü, kabiri tam 15 milyar arabamızın masrafı var, lastikleri hariç abi biz 15 milyar para kazanacağız. Ondan sonra evimize para kazanacağız. Nasıl olacak abi bu iş? Sesimizi duyan yok diyor. Sesimizi duyan yok abi. Ya geçen yıllarda da yoktu. Geçen seneki yıllarda da yoktu, aynı. Düzen gene aynı. Geliyor burada 3 gün randevu sistemine dönüldü. Her 6 saat, 24 saat aralığında her 6 saatte çiftçilere mesaj gidiyor. Örneğin diyor ki işte şu köyden Hasan saat 6-12 arasında malını gönder. Buraya istiyor 300 araba yığılıyor. 3 gün bu arabalar boşaltamıyor. Hani randevu sistemi ne oldu? Randevu sistemi sıkışıklığı engellemek için yapılan. Sıkışıklık işte görüyorsunuz, çekin işte burada. En az burada 400 tane kamyon var şimdi. 3 gün, 3 günde çıkamıyoruz. 3 günde. Verdiği sözü tutmuyor. Yani niye fabrika çalışmıyor? Biz onu soruyoruz yani. Yetkililer niye çalıştırmıyor? Buranın bir işleme kapasitesi vardır. Bilmiyorum. 3 ton, 5 ton. Günlük. Onu iste madem. Bu kış geliyor. Çiftçi bu bancarı tarladan nasıl çıkaracak şimdi? O kamyoncu girecek oraya tarlaya. Kamyon bu yağışta, çamurda. Nasıl çıkaracak? Devletin buna bir çözüm bulması lazım yani. Özel sektör. Fabrika bence 20 gün oldu daha milletin geçirdi. İkişer, üç araba pancar abi. Bence fabrika açalı 15 gün olmuş. Ben daha getirdim 3 araba pancar. Hani bununla iş olur mu bu? Bununla ben geçim sağlayabilirim. 3 araba pancar yani. Lazım. Özel sektör, özel sektör, özel sektör. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, işte görmüş olduğunuz olay bu. Şimdi bana diyorlar ki ya sen fazla karışma, vatandaş konuşsun. Ama o dertlerin hepsini de ben üzerime alıyorum. Şimdi ben buradan soruyorum. Şeker fabrikasında çalışan işçilerin sendikasının başkanı, çiftçilerin haklarını korumak için o sendika var. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkan bir duruşu vardı. Şeker Sendikası Başkanı İsa Gök'ün, İsa Gök
ne şeker fabrikasıyla ne işçilerle gündeme geldi, neyle geldi? Altına makam arabası olarak 1 milyonluk araba aldığı için gündeme geldi. İşte bizi sivil toplum kuruluşlarımız, kamyoncuların kamyoncular odası, işçilerin sendikası, çiftçilerin ziraat odası. Ziraat odası odaları Merkez Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın altında o dönemin parasıyla 600 bin liralık makam aracı vardı. İsa Gök onu geçti, 1 milyonluk aldı. Diğerlerinde ne var bilmiyorum. Saltanat sürmek için bu koltuklara gelenler kendilerini oraya getirenleri düşünmüyorlar. Kamyoncu perişan, çiftçi perişan, işçiler özelleşecek mi, özelleşmeyecek mi? Biz kendimizi amiyane tabirle yırttık. Dedik ki şeker fabrikalarını özelleştirmeyin. Amerika özelleştirmiş, olmayınca tekrar kooperatiflere vermiş. Şeker pancarı olayını kooperatifçilikten başkası çözemez. Bizim dilimizde tüy bitti. Defalarca program yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı özelleştirilecek, bitti dedi. Şimdi Ilgın'ı görüyoruz. Ilgın satıldı. Ne adam alıyor ne de devlet üzerinden atabilmiş değil. Nasıl olsa satılacak diye herhangi bir zaten bakım yapmıyorlardı önceden de. Burada çalışan cefakar işçiler kendileri bir şeyler yapıyorlardı. Ama bu durumda onlar da bir şey yapmamış özelleşecek diye. Fabrika şimdi alım yapamıyor. İkide bir arızalar çıkıyor çünkü bakım yapılmamış. Makinalara bakım yapmazsanız sezonun ortasında çiftçiyi de perişan edersiniz, kamyoncuyu da perişan edersiniz. İşte mazot 6,5 lira oldu. Gübresi, tohumu hepsi %100 arttı. Hayvancının yemi arttı. Elindeki pancarı da veremeyen çiftçi şimdi kara kara düşünüyor. Eğer pancar elimde kalırsa ben ne yapacağım diye. Ben bunu söyleyince hain diyorlar. Sen şöylesin diyorlar. İşte bir tane bakanımız var bizim. Basın müşaviri izin verirse konuşabiliyor. İzin vermezse konuşamıyor. O da çıktı geçenlerde, dedi ki küsbeyi 90 liraydı fiyatı. Bunu enflasyonla mücadele için çiftçiye, hayvancıya destek için 60 liraya indirdik dedi. Bakın altını çiziyorum. İndirdik dedi. Ama bakanın elinde hiçbir şey yok. Ne indirmesi? Burada 170 liradan küspenin tonu satılıyor şimdi. Hani 60 liraydı? Hani 60'a indiriz, bırak 60'a, 90'a da razı çiftçi de 170 liraya satılıyor. Siz diyorsunuz ki işte bir bayan muhabir size soru soruyor. Et Süt Kurumu ihalesiz et getirdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlkinde basın müşaviri susturdu. Bakanım konuşmayın dedi. Hadi gidin dedi. Gönderdi sırtına şöyle dokunarak. Geçenlerde de aynı muhabir sorunca siz ıvır zıvır işlerle uğraşıyorsunuz. Gazetecilik tesisini yaptınız. Maskaralık dedi. Peki neydi bu maskaralık olan olay? Et Süt Kurumu 300 tır lop et getirdi. Kilogram fiyatı 38 lira. 300 tır etin piyasa değerini ben hesapladım. 228 trilyon. Yeni parayı da 228 milyon. 2,5 milyon civarında da nakliyesi var. Bakan diyor ki rakam ne diyor? 100 bin lira için mi konuşuyorsunuz bunu diyor. 100 bin lira nedir ki diyor. Biz şuna bakarız diyor. Boğazından bir şey girmiş mi? Birileri yemiş mi? Fiyat düzgün mü? Sayın Bakan, 100 bin lira diye size bilgi vermişler. Siz koskoca bakansınız. Koskoca bakan 300 tır eti 100 bin lira der mi? Size ne verilirse, ne sufle verilirse onu konuşuyorsunuz. Konuşulan rakam 100 bin lira değil. Tam 300 trilyon. 300 trilyonu ihalesiz getirdiniz. Vatandaşa sattınız. Bunun denetlemelerini, etin kontrolü yapıldı mı yapılmadı mı belli değil. Ama sonuçta 100 bin liralık iş için ıvır zıvır işlerle uğraşmayın diyorsun. Bakın ben size şunu açık açık söylüyorum. Siz devlet adamı olma tecrübesini bu kısa dönemde yaşadınız. Ama lütfen gazetecilere maskara falan diyerek bu olayı gider yapmayın. Siz liyakat sahibi insan değilsiniz. Bu işe, ya bu iş benim işim değil deyip istifa edip gitmeniz.
işi bilen, liyakat sahibi insan gelsin de ne bu kamyoncu mağdur olsun, ne çiftçi mağdur olsun, ne de bu ülke mahvolsun. Eğer tarım biterse bu ülkede hepimiz biter, siz oturacak koltuk bulamazsınız. Konuşmalarımız devam edecek ve toplumu şu şekilde bir algı oluşturuyorsunuz, bunu da söyleyeyim. Burada 300-500 tane insanın büyük bir bölümü kameranın arkasında. Buraya çıkan işte benim gibi belki korkmuyor, çekinmiyor, kaybedecek bir şey yok belki. Buraya gelen birkaç kişi haricinde konuşan yok. Toplumu bu hale de siz getirdiniz. Bu toplum neden korksun Cumhurbaşkanı'ndan, neden korksun polisten, jandarmadan, neden korksun devletin görevlilerinden? Başbakan, Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız, bakanlar bizim bakanlarımız, polis bizim polisimiz. Neden bu korku imparatorluğu oluşuyor? Çiftçiler konuşmaktan korkuyor, kamyoncu konuşmaktan korkuyor, esnaf konuşmaktan korkuyor. Bir biz konuşuyoruz, bizim de konuştuğumuzun ne kadar etkisi olur, o da kamuoyuna ait. Devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, pancar römorklarında sıra bekliyorlar. Şeker pancarını fabrikalara teslim edecekler. Güzel de muhabbet var, gölgelikte buluyorlar. Çaydanlığı olan kamyonunda veya aracında çayı da demliyorlar. Haliniz vaktiniz iyi herhalde. Şükür, iyi. Bir dert problem yok. Dert şey ya işte, aracılar dert yok. Yani mazot parası, gübre bunlar uygun mu şu anda? Hiçbirisi uygun değil zaten. Hiçbiri o günde zaten ben kendi açımdan söyleyeyim, seneye bu vatandaş çiftçilik yapmazdı zannedersem ya. Ya bunu herkes diyor, gerçekten ekmeyecekten beni mi kandırıyorlar? Abi 100 dönüm ekiyorsan, 100 dönüm ekiyorsan 50 dönüm ekeceksin. Azaltacak yani. Yani illa ki yani. Küçülecek herkes. Hakkından gelemiyoruz abi. Gübre, mazot, yani. Gübre mazot hakkından gelemiyoruz. Gübre olmuş 3600 lira, mazot olmuş 6 lira yaklaşık. Ne yapacağız? Buğday da 1500 lira oldu. Nerede 1500? Şaka yaptım ya. Biz 150 ton buğday verdik biz. 700 bin liradan, 700 kuruştan bak hesap et. Harman zamanında bu. Şimdi şu anda 1400 diyorlar. O zaman milletin borcu var. Ben gübreye mi vereyim, mazla mı vereyim, yaktım mazla mı? Tohumu 2200'den alıyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle, evet. Evet. Kendinden olursa olur, olmasa olmaz. Bir de %15 indirim yaptık diyorlar. Şimdi DAP diye gübrenin tonu 3,5 milyon diyorlar. 3,5 milyon diyorlar, %10-15 milyon indirim yaptık diyorlar. Ne olmuş o zaman? 2900 lira olmuş. %200 zam yaptılar. Zaman yaparken %150 yaptınız. Peki, dolar da düştü. Peki çiftçi, şunu açık açık konuşalım artık. Zamanı geldi. Çiftçi yiyor mu bunları? Ne yiyeceğiz? Vallahi hepsi hiç. Bu sene zırf sarar. Ne yiyeceğiz? Hepsi gidiyor cepten. Şunu demek istiyorum. Yani %100 zam yapıp da veya %150 zam yapıp da %15 çiftçimize hayırlı olsun indirim yaptırdık deyince siz mutlu oluyor musunuz? Ne mutlu olacağız? Kar diyor adam, ne yapayım? Bu da bu şükür bir diyor. Buna da şükür diyor. Çünkü zamı %100, indiriş %15. Ondan sonra Sayın Bakanımıza çıkıyor diyor ki gözünüz aydın diyor. Zam yaparken %100 ama. İşte o gözünüz aydın deyince siz sağ ol diyor musunuz? Demiyoruz. Demiyoruz. Çünkü çiftçi gözünü açtı artık. %100 zam yapıp da %15 indirdiği zaman ne çektiğimizi biz biliyoruz yani. Herkeste akıllı telefon var, internet var. Herkeste var. Zaten hemşerim bu 15 indirimi de devlet kendisi yapmamış. O milletvekilleri, sayın milletvekilleri tarım kredilere baskı yapmış. O %15 indirimi sadece tarım kredilerde, o şahıslarda yok ne. Zaten çiftçinin alakadar olan yok ya. Gübre, mazot, elektrikte yok %15'te mi? Yok galiba. Şimdi burada şöyle bir politika var. Devlet işte yeni bütçeyi teklif etti. İlk yeni sistemin yeni bütçesini. ÖTV'de araçlarda %16 civarında yanılmıyorsam, alkollü içeceklerde %23, beyaz eşyada %47 devlet zam yaptı. Elektrikte, doğalgazda da zam yaptı. %70. Yani devlet enflasyon artıracak zamları yapıyor. Özel sektörde diyor ki çiftçiye de diyor bunu ya biraz düşürün de diyor, enflasyon düşsün diyor. Ya siz sorumluluk alın diyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız mazotun yarısı benden, yarısı çiftçiden de yedi. Mazotu biz 6400'den yakıyoruz. Vatandaşlar hep 6400'den yakıyor.
Yani %50 alamıyorsunuz mu? Hayır, hayır. 6400 lira mazot. Bir ay şehre. Yarı fiyat parasına resmi evrakları uygulayıp da İlktarından, Ziraat Odası'ndan ÇKS'ye bildirip de mazot desteği yarıya alan daha hiçbir kişiyi görmedim ben. Abi koskoca başbakan, cumhurbaşkanı, tarım bakanı yalan mı söyledin? Biz yalan söylüyor ithamda bulunmadık. Bak daha o şekilde yapıp da 50 tane çiftçi vardır burada. Sorsanız bir kişi daha yarı parasına ben mazot desteği aldım demez. Yani bu %50 mazot desteğini çiftçinin alamadığını Cumhurbaşkanı bilmiyor o zaman. Bilse böyle bir şey izin verir mi? Belki de ulaştırılmıyordur yani. Başkanım bu tarafa gel. Yatı katı olana mazotu 1900 liraya veriyor. Yatı olacak, katı olacak. Mazotu 1900 lira. Çiftçi olduğumu 6600 lira. Yani yatı katın katımız yok diye bizim suçumuz ne? Türkiye Cumhuriyeti'nin üreticisi, ekonomisi tarıma bağlı bir ülkeyiz biz. Bunun ekonomi tarıma bağlı olduğu halde mazot 6600 lira, bir katın bir yatın varsa mazot 1900 lira. Gelecek, seçim de gelecek. Bu işleri o zaman bir bölgemize düzdürelim. Cumhurbaşkanımızın bir el atmasını istiyoruz. Bizim mazotumuza düşmesi gerekir. Gübremizin mazotu. Seçim gelince ne olur abi? Hiçbir şey olmaz. Millet gene gider adam gibi oyunu verir. Verir mezun abi. Mezun olacak abi. Vermeseydi herkesi borçlandırdı diyorlar. Yani şimdi borçlu olunca mecburen vermek mi gerekiyor? Başkasına verirseniz borcunuzu hemen ister mi? Nasıl olur? Tayyip gidince borçlar da gidiyormuş. Faizler yükselir mi? İkiye istenir mi? Koalisyon hükümetlerinde şimdi traktörü almışız adam bankadan borç. Acaba şimdi borç ikiye katlanır da diğer kötüye gider mi diye korku bokuna. Muhalefetimiz de Allah maşallah. Muhalefetimiz de güzel. O muhalefete bakınca gidiyor. Buna gidiyor vatandaş. Kazanıyor ya. İşte muhalefetimiz güzel. Gel Tugay gel. 15 yıldır ben çiftçilik yapmaya çalışıyorum. Babamın kazandığı kazancı ben hiçbirini göremedim daha. Ben daha 30 yaşındayım, ben bırakacağım çiftçiliği. Ne buğdayım para ediyor, ne pancarım. Hiçbir şeyim para ediyor. Ve bundan sonraki gelecek adam da bu adamın borcunu kapatamayacak, yani toparlayamayacak. 15 senedir her attı. Halimiz burada böyle. Gelecek adam için de çok kötü. Yani Tayyip Erdoğan şu anda gitse, yerine devlet başkanı Kılıçdaroğlu bu açığı kapatamayacak ki zaten. Tüm olan hazırların hepsini yedi. Atatürk Devleti'nde 35-40 tane fabrika açmış. Ben 15 senedir çiftçilik yapıyorum, daha bir tane fabrikanın açıldığını görmedim ki kapanıyor. Doğru mu abi? Doğru. Nerede bu abi? Nerede devlet? Yani bilmiyorum, Türkiye'nin bir geleceğini ben göremiyorum. Şu anda tamamen işimiz bitti yani, ben onu görüyorum. Belki yaşım gençtir ama benim görüşlerim böyle. 30 yaşında bir kardeşimizsin. 12 Eylül öncesini, o koalisyon dönemlerinde fazla bilmezsin. Evet. Şimdi Türkiye'de bir muhalefet problemi olduğu kesin. İktidar partisinin ciddi bir rakibi olmazsa, bir takımda bir futbolcunun alternatifi olmazsa o futbolcu havaları 1500 olur. İlaç. Benden başka oynayacak adam mı var diye sorar. Şimdi AK Parti'de de böyle bir sıkıntı var. Hani muhalefet mi var? Beni zorlayacak bir muhalefet yok mantığı bu problemleri oluşturmuyor mu? Şu anda bu durumda olmamızın sebebi bu muhalefet partilerinden kaynaklanıyor. Devlet Bahçeli bir destek çıktı. Eğer destek çıkmamış olsaydı AK Parti yerle bir edecekti. Ha, yerine belki Kılıçdaroğlu gelecekti. Gelemez değil mi? Belki gelecekti. O da çözümleyemeyecekti bu durumu. Yani bizim şu andaki sıkıntımız çok büyük. Benim görüşlerim böyle yani. Evet. Şeker fabrikamız ortada kaldı. Şöyle gel abi. Onu da konuşalım. Şeker fabrikamızı özelleştireceğiz dediler. Ne alan belli ne satan belli. Şu anda fabrika kaldı. Fabrikada yatırım da yapılmıyormuş. Hiç yatırım da yok. Personel yok çalışacak. Sıfır ya. Adam bir tane personel var çalışıyor. Yemek saati gelince makine istop ediyor, yemeğe gidiyor. Sen bekle çiftçi burada işini. Niye? Personel yok. Müteahhite vermiş, müteahhite azalmış. Yok. Bir kişi çalışıyor koca makinede. Adam makine istop ediyor, yemeğe gidiyor. Senin burada bekleyip beklemen önemli. Sen bekle bana ne söyledin? O adam umurunda değil, bekle. Sen bekle. Adam dış kantar, şu kamyon arkadaşların hepsi dış kantar. Bunlar burada parayla bekliyor. Yani nakliye alıyor. Traktörcü arkadaşlarımız da var. Geliyor nakliye alıyor. Biz merkez çiftçisiyiz. Biz bedava bekliyoruz. Adam şuradan arkasından pancar getiriyorsa 33 lira alıyor tonuna.
tonla 33 lira geliyor. 20 ton getiriyorsa söz gelimi 600 lira alıyor. 200 lirası yaksa 400 lira, bu adam para kazanıyor, sıra bekliyor. Ben 1 lira para almıyorum. Ben burada mazot parası da çay para hepsi cebimden. Aynı sırayı bekliyorum, aynı şey. Neymiş? Ben merkez çiftçisiyim. Suçum bu. Merkez çiftçisi olunca suçumuz bu. Bedava getiriyor, dış kantarlar ücretli getiriyor. Şurada Düver. Kendi malını. Düver köyü mahallemiz var. Arkadaşlar adam buraya getiriyor. Devlet götür diyor. 30 lira para veriyor. Benden yakın. Ama onun kantarı kadın almış. E ya bizim de o zaman ılgına bir kantar. Biz de gelmeyelim bura. Arkadaş Mecidiyeden geliyor. Mecidiyeden getiriyor. 22 kilometre geliyorum, 22'de gidiyorum. Buyur. Biz merkez çiftçiyiz. Merkez cepte olduğumuz için bedava. Arkadaşlar buradan getiriyor kadın anla. Şeyden, Düver'den getiriyor. Arkıtan'dan getiriyor. Çavuşçu'dan getiriyor. Tonunda 30 lira alıyor. Biz bedava bekliyoruz. Bunu bir fabrika müdürümüze söylüyoruz. Bizim yapacağımız işleyip deyip sıyrılı veriyorlar. Sen bekle ondan sonra, kimin umurunda değil işte. Evet. Çiftçinin durumu bu. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, işte çiftçinin güler yüzü programında biz bunları gündeme getiriyoruz. Bazen dilimiz sivri oluyor. Bazen birilerinin canını yakıyoruz. Bazen birilerinin kuyruğuna basıyoruz. Ama zerre kadar yalana alet olmuyoruz. Yalan konuşmuyoruz. İşte çiftçi, merkez çiftçisi olduğu için ulaşım desteği alamıyoruz diyor. Ama bizden daha yakın olanlar kantarı başka yerde olduğu için o insanlara 30 lira veriyor diyor. Yani her noktada adaletsizlik var. Çiftçilerimiz yine söyledi, işte 30 yaşta genç bir arkadaşımız, ben babamın kazandığı parayı hiç kazanamadım, böyle giderse ben de seneye bırakacağım dedi. Gençleri biz köylere döndürmeye, köydekileri orada kalmaları için bir yatırım yapılması gerektiğini savunurken biz elimizdeki mevcutları da kaybediyoruz. Buğday ekmeyeceğiz, arpa ekmeyeceğiz, ekersek de yarı yarıya düşüreceğiz diyorlar. Bu kadar aleni belliyken bu ülkeyi yöneten, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tarımın ilgili bakanı Bekir Pakdemirli de basın müşaviri izin verdiği ölçüde konuşabiliyor. Zaten olaylara vakıf değil. 300 trilyonluk ihalesiz gelen eti 100 bin lira olarak değerlendirdi. Eğer her rakamı da böyle Bekir Pakdemirli'ye veriyorlarsa vah bu çiftçinin haline, vah bu ülkenin tarımına diyoruz. Liyakat çok önemli. Maalesef liyakatlı bir tarım bakanı, bu işi bilen tarım bakanı, bir mehteker geldi, veteriner. O da öyle bir sistem kurdu ki Fransa'dan, Fransız hayvancılığına vermiş olduğu destekten üstün madalya, üstün madalya madalyası aldı diye biliyorum. Yani bu madalyayı aldı, iade de etmedi. Liyakatlısı da böyle yaptı. Konuşacak fazla bir şey yok. Lafın, sözün bittiği noktaları yaşıyoruz. Yani bu aziz vatanı topla, tüfekle işgal edemeyen düşmanlar tarımı öyle bir ele geçiriyorlar ki tohumla, gübreyle, akaryakıtla, ilaçla ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunlar onların elinde. Topraklarımızda, bankalarda ipotekli olduğu için topraklarımızın da bir bölümü bankaların ipoteği altında. Yani topla tüfekle işgal edemeyenler bu yolla Türkiye'yi elde etme hayalinin gerçekleşebilir olduğunu hissetmeye başladılar. Bu vatandan başka gidecek bir vatanımız yok. Aklımızı başımıza devşirelim. Artık masaya birilerinin yumruk vurması gerekiyor. Bu olay böyle gitmez. Sayın yetkililer, sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar. Artık Türkiye'de eğer çiftçi biterse herkesin biteceğini, asfaltın yenmeyeceğini, doların tencereye yatırıp kaynatarak yenmeyeceğini Katar bize gösterdi. Ne asfalt yiyebiliriz, ne dolar yiyebiliriz, ne para yiyebiliriz. Yiyeceğimiz şeyleri bu insanlar üretecekler. Eğer bunlar da üretmezlerse elin hansına, coruşuna muhtaç olacağız. İşte o zaman seyredin düğünü.
Çalıktır mı? Sevgili seyirciler, eli nasırlı sabah ezanıyla tarıma başlayan cefakar çiftçinin hasatı yaptıktan sonra bir de çilesi bitiyor mu? Bitmiyor. İşte görmüş olduğunuz gibi uzun bir kuyruk var. Bu kuyrukta şeker fabrikasına pancarlarını vermek istiyorlar. Başka orada ne problemler yaşayacaklar onları da konuşacağız. Sizi bir tanıyalım abi. Hanife Aboğlu Gedigören Mahallesi'nden, sakinlerinden çiftçiyim, pancarcıyım. Pancar getiriyorum, pancar yatırıyorum. Sıkıntımız elhamdülillah sırada pek bir sıkıntımız yok. Paralarımız düşük geliyor. Efendime söyleyeyim, ne bileyim ben. Bu tarafa bak abi şöyle. Artık ne diyeyim yani, başka ne diyeyim, ne bileyim, bilemiyorum. Çiftçinin problemi ne ya abi? Mazot dersen şu para. Gübre dersen şu para. Vallahi ne mazot alabiliyoruz. Yine Allah bin kattan razı olsun yani, petrollarımızdan veriyorlar elhamdülillah. Veresi veriyor. Yani veresi veriyor, paralı parasız efendime söyleyeyim. Ne bileyim ben daha ne sayayım işte, gübre şu para 3 milyar arkadaşlar, gübreyi alamıyoruz. Tohum dersem bizden arkana 800 liraya buğda aldılar, şimdi 1500 lira buğda. Nasıl alın da nasıl verin? Alamıyoruz da, satamıyoruz da diyenin kişi. Yok ekmeyeceğim, bu sene ekmiyorum ben artık. Buğda ekmiyoruz. Ekmiyorum, buğda da ekmiyorum, arpa da ekmiyorum. Bir pancar yerim ekeceğim, tamam, geri kalanını bıraktım, ekmiyorum. Kıraçları ekmiyorum Allah azim olsun, ekmeyeceğim de. Peki sen ekmezsen, o ekmezse kim ekecek? Abi nasıl, hakkından gelemiyorum abi. Hakkından gelemiyorum. Buna bir çözüm bulunması gerekmez mi? İşte çözüm yukarıya bağlıyız. Yukarı nedir, garına ne yaparlar onu bilemiyoruz artık. Anladım. Seni tanıyalım abi. İsmim Yusuf Develi. Ilgın Arkıtarı Mahallesi'nden. Çiftçilikle uğraşıyorum. Pancarcıyız. Arpa buğday işleriyle uğraşıyoruz. Ha bizim şeyimiz şimdi ilk yatırdım. Aynı tarlanın boları 18-19 geldi. Dün akşam yatırdım, 15 geldi. Bu bizim cebimizden gidiyor. Biz bunu çoluğumuzla çocuğumuzla yetiştiriyoruz. Artı şu var bizde. Şey söyleyeyim yani, hükümet olarak. Avrupa'nın çiftçisine baktığı gibi Türk çiftçisine hükümet bakmıyor. Bugün Avrupa'dan arpa buğday canlı hayvan ithal ediyoruz. O ithalı çiftçimize vermiş olsa... Bunu kendisi çiftçi zaten yetiştirir. Para kazanmadın iş yapmazsın. Ama Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç diyor ki AK Parti milletvekili bu soru soruldu kendisine. İthalata verilen parayı Türk çiftçisine verseniz daha iyi olmaz mıydı diye. O da şunu dedi, ya biz dedi çok yiyoruz dedi. 2002'den bu tarafa vatandaşımız çok yemeye başladı. Ektiğimiz yediğimizden daha az olduğu için mecbur ithal ediyoruz dedi. Şimdi sen çiftçine verirsen bakarsan çiftçin üretir. Arkıtanı Mahallesi'nde bu yıl 80 bin dönüm arazinin en az 50-60 bin dönümü boş kalacak. Ekmeyecekler. Ekmeyecek. Yani. Gübre 3200 lira. Mazot 6,5 lira. Bir dönüm çifti kaç paraya sürersin? Kaç paraya hazırlar ekersin? 800-850 bin liraya arpa satacak. 950 bin liraya buğday satacak. Nasıl işin içinden çıkacak? Yani ekmezse daha karlı. Devletten desteği zaten alıyor. Devletin zaten yanlışı burada. Fakir diyor veriyor. Fakir diye veriyor, insanları çalıştırtmıyor. Bizi yurt dışına bağımlı yapıyor. Yurt dışına bağımlı yaptığı için Allah razı olsun Afganlılardan. Afganlılar olsa bizim işlerimiz yapılmayacak. Yetiştiremiyoruz kendimiz. Yani burada tarlaya mı destek verilmeli, ürettiği ürüne mi destek verilmeli? Problem sanki burada. Tarlası olan adam İstanbul'da, Ankara'da oturuyor, tarlasının desteğini alıyor. Ama eken adam, esas o işin cefasını çeken adam bundan yararlanamıyor. Recep Bey, senin şimdi 100 dönüm tarazın var. Sen tarlayı bana kiraya veriyorsun, mazot desteğini sen alıyorsun, gübre desteğini sen alıyorsun. Ben ekiyorum, dikiyorum. Bir kuraklık giderse zaten zarar ediyoruz bundan. Zaten zarar ediyoruz. Yani adam hiç uğraşmadan tapus olduğu için alıyor. Eli değmeden mazot desteğini alıyor. Gübre desteğini alıyor. Benden de kirayı alıyor. Zaten adamın bir dairesi varsa ikinci dairesine 3 senede 5 senede alıyor bir daha.
Biz yine uğraşıyoruz. Devamlı aktarıyoruz. Borcu aktarmada. Peki, ürüne destek olsaydı? Ürüne destek 45-50 lira veriyor. Zaten 2,5'unu şey kesiyor. Fabrika, bankalar kesiyor. Yani tapu sahibine değil de ama ürettiği onu, ürüne destek verseydi. Ürüne kotan yok. Senin belirli tapun var. Onun üstüne ekim şey vermiyor. Kira sözleşmesi yapmıyorsunuz mu? Yap. Yine o adamın üstüne şey yapıyor. İşte o, bunun değişmesi gerekir diyorum. Yani tapuyu kiralayınca adam, kiralayan kişiye bu destekten verilmesi lazım. Mazot desteğinin de, gübre desteğinin de. Onu vermiyor işte. Adam ben sana niye vereyim diyor. Devletin vermesi lazım. İşte bizim yukarımız bozuk. Yukarıdan aşağı doğru bozulup geliyor. Yukarısı ille bozuk. Ki bu konuda hem ziraat odaları hem köy muhtarları da bu konuda mesul. Ekilmeyen tarlaya da destek alan çok insan var. Normalde ekilmiyorsa verilmemesi lazım. Aslında olması gereken o. Ziraat odaları çiftçinin sırtında gene. Buraya gel, bir iş yaptırıyorsun, ver parayı. Oraya git, ver parayı. Adamın sırtında bir gene. Ondan sonra ziraat odasında şu yolsuzluk olmuş. Ziraat odasında bu yolsuzluk olmuş. Bunlar devam ediyor. Yani ziraat odaları sizi temsil etmiyor mu? Etmiyor. Ziraat odası olmuş olsa bizim çalışma sistemimiz arkamızda durmuş olsa daha farklı olur. Ama saltanatta sürüyorlar. Gayet tabii. Şimdi atalaf var. Kılıç kurşananın öbür tarafını söylemeyeyim. Evet, teşekkür ediyorum, sağ ol. Sevgili seyirciler, işte görmüş olduğunuz gibi çiftçi tarlası, kendi tarlası yetmiyor. Köyü de bırakmak istemiyor. Köyde ekmeyenlerden tarla kiralıyor. Tarla kiralayınca devletin mazot desteğini, gübre desteğini ve diğer desteklerini tapu sahibi, İstanbul'da, Ankara'da, diğer başka yerlerde yaşayanlar alıyorlar, cebe atıyorlar. Tarlada ekimi yapan, üretim yapan insanlar maalesef bu desteklerden yararlanamıyor. Maliyetleri yüksek, destek de olmadığı için işte bu sene buğday ekilmeyecek. Çok insandan duyuyorum ben, buğday, arpa ekilmeyecek. Önümüzdeki sene Allah korusun rekolte birkaç yıl böyle 12-13 tonlara düşerse, 12-13 milyon tonlara düşerse Türkiye büyük sıkıntı yaşayacak. Biz bunu biliyoruz. Çiftçi de biliyor ama bizi yönetenler umursamıyor. Nasılsa Ukrayna'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Çin'den, Avrupa ülkelerinden, Rusya'dan biz alırız diyorlar. Dışarıdan alındığı zaman da şimdi belki bizim ürettiğimizden daha ucuza belki alınıyordu. Ama şimdi pahalı. Yarın eğer bizim çok ihtiyacımız olduğunu hissederse elin ecnebisi, elin gavuru, İşte o zaman 1 liralık ürünü sana 2 liraya satmaya çalışacaktır. Masaya başka şeyler koyacaktır. Putin'in yaptığı gibi ben domates alırım ama benden et alırsan muhabbetine dönecektir. Artık dilimizde tüy bitti. Konuşurken de zevk almıyorum artık bu olayları. Neden? Söylüyoruz. İşte köylerden çağırıyorlar. Abi gel bizim sesimizi duyur. Abi şöyle, abi böyle. Gidiyorsun, millet kameraya konuşmaktan korkuyor. Bülbül gibi şakıyan insanlar kamera açılınca hemen kameranın arkasına kaçıyorlar. Ne olacak böyle? O ağa ben ağa, bu ineğe kim sağ demişti Diyarbakır'da bir ayakkabı boyacısı. Eğer herkes kaçarsa, herkes aman neme lazım derse bu siyaset mekanizmasında işine yarar. Çiftçi mutlu, çiftçide problem yok der. Onlar işlerini yapmaya devam eder. Yırtılan yine Hacı Bekir'in yakası olur. Hacı Bekirler de yırtılan yakadan memnunlar ki kameranın önüne çıkmıyorlar. Sevgili seyirciler, işte çiftçilerimizi dinlediniz. Hem kamyoncunun hem de çiftçinin dertlerini eğmeden bükmeden ekranlara taşıdık.
Bu arkamda görmüş olduğunuz 1982 yılında yapılan Ilgın Şeker Fabrikası Türkiye'deki şeker fabrikaları içerisinde en çok kar eden şeker fabrikasıydı. Özelleştirmenin olmaması için özelleştirmenin hem Türk çiftçisine hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne bir faydası olmayacağına inandığımız için de özelleştirme yapılmaması için dişimizi tırnağımıza taktık ve defalarca program yaptık. Kimileri dedi özelleştirme iyi olacak, özele geçerse daha kaliteli çalışacak fabrikalar dendi. İşte Borç Şeker Fabrikası'nı satın alan şirket daha üzerine almadan satılamaz denilen fabrikayı bir başkasına sattı. Sayın o dönemin başbakanı Binali Yıldırım satılamaz öyle bir girişim olursa derhal fabrikayı geri alırız demişti. Ama Borç Şeker Fabrikası bir başkasına devredildi. Devredilen kişi yani fabrikanın yeni sahibi kim? Mehmet Dişli'nin yani FETÖ'den tutuklu generalin abisi de biliyorsunuz Hollanda'da büyükelçi olmuştu. Onun kuzeni de Borç Şeker Fabrikası'nın sahibi oldu. Ilgın Şeker Fabrikası çok kar ettiği söylendi. En çok kar eden şeker fabrikası olduğu söylendi. O da satıldı. Ama burayı alan şahıs da bir rivayete göre parası olmadığı, bir rivayete göre de başka planları olduğu için fabrikayı devir teslim almadı. Devir teslim alamadığı için de zaten yatırım fazla görmeyen fabrikalar özelleştirme sürecinde bir civata yatırım bile yapılmadığı için şu anda fabrika devletin kontrolünde, devlet işletiyor ama makineler her gün arıza yapıyor yatırım görmediği için. Personel sayısı da ciddi bir azalma olmuş. Memur yemeğe gideceği zaman veya görevli arkadaş şalteri indirdiğinde çiftçi beklemeye devam ediyor. Buradan ne diye geleceğiz? Tabii ki yargısız infaz yapmak istemiyoruz. Fabrikadan, yöneticilerden bilgi istedim. Burada yarım saat falan bekledik cevap gelmesi için. Fabrikada hiçbir yetkili olmadığı, burada çekim yapamazsınız, görüntü alamazsınız. Açıklama yapacak birisi de yok dendi. Zaten açıklama yapmalarını da beklemiyorduk. Burada 5-6 noktadan boşaltım yapabilecekken nakliyeciler, kamyoncular ve çiftçiler 2 kantarın çalıştığını, diğerlerinin boşaltım yapmadığı da iddia ediliyor. Yani personel yetersiz, makina yetersiz, şeker pancarı da traktörlerde, kamyonlarda bekliyor. Kamyonları ve bir depo olarak gördüğü söyleniyor. Yani içeride bekleyeceğine kamyonda beklesin mantığı da var. Nakliyeciler bazıları 2 günde, bazıları 3 günde, bazıları da 4 günde. Şu anda kamyon da geliyor. Kamyon hemen bir yol verelim. 4 günde boşaltıldığı söyleniyor. Dolayısıyla çiftçilerde de problem var. Kamyoncularda da var. Herkeste problem var. Yani deveye sormuşlar hörgücün niye eri? Nerem doğru ki demiş. Bakın şeker pancarı özelleştirilmeden de SOS veriyordu. Şimdi de SOS veriyor. Yani şeker fabrikalarını alanlar ya devralmıyorlar ya işletmiyorlar. Dolayısıyla bu sürecin bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Bu fabrikalar şu anda bir aylık bir alım yapacaklar zaten. Bir ay içerisinde bitmesi lazım. Şeker pancarı hem polar olarak da 18 polar bugün verdim diyor. Dün verdim diyor. Bugün getirdiğimde 16 polar çıkıyor diyor. Yani inanılmaz derecede bir saldım çayıra Mevlam kayıra durumu var. Çiftçi şeker pancarından da uzaklaşırsa buğdaydan arpadan zaten uzaklaşmaya başladı. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı var. Bizim görevimiz bunları gündeme getirmek. Ciddi bir korku imparatorluğu da özellikle Konyalı çiftçilerde çok fazla.
konuşmak istemiyorlar. Aman bize bir şey olur, aman şöyle olur, aman böyle olur diye herkeste bir korku var. Neyin korkusu? Ekmeğinin korkusu. Hakkımızda bir şey olur diye bir korku var. Yani koskoca Türkiye'de çiftçiler de eğer böyle düşünüyorsa vay Türkiye'nin haline, konuşmak yine bize kaldı. Alemin delisi biziz gibi her konuda da biz konuşmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Rahatım. Neden rahatım? Tarafsız olmadım. Ben ilk yayına başladığımda da söyledim. Ben tarafsız değilim. Tarafım çiftçinin tarafıyım, üreticinin tarafıyım. Ne bir omuzlarımda siyasi partinin apoleti var, ne de bir grubun, birilerinin adamı değiliz. Partili de değiliz. Çiftçinin yanındayız, üreticinin yanındayız. Ama üretici ağlamayana meme vermezler. Üretici çiftçi sesini çıkarmazsa başkalarından da onların haklarını korumasını beklemesinler. Burada çiftçileri çok ağır bir dille de eleştiriyorum. Bana defalarca mesaj atıldı, telefon edildi. Abi Ilgın'a gel, abi Ilgın'da şeker pancarı üreticisi çok zor durumda, kötü durumda. Ama Ilgın'a geldik, Ilgın'da o bizi arayanlar, o bizi davet edenlerin hiçbirisi yok. Aynı olay İsmil'de de oldu, aynı olay Konya'da da oldu. Demek ki biz çiftçilerin istediği yere değil, biz istediğimiz yere gideceğiz. Bundan sonra sinir strese de girmeye hiç gerek yok. Bu haftalıkta yayın bu kadardı sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımdan Allah'a ısmarladık. Thank you.